her hafta biliyorsunuz çok sıkıcı, çok varoş, avam konular işleniyor bu programda. Artık içim şişti. Geçen hafta öyle bir programda, öyle bir yayındı ki hala tedavi görüyorum. Öyle bir üçleme var ki Talya, simit, salıncak, dorum. Bu nedir? Döpleme mi oldu? Kafam kalmadı. Aşağı in, telefonla inme. Annem aradı, Doru. Simit al. Büyük simiti Doru'a ver ama daha inme. Annesi aşağı inebilir. İnecekse onu yukarı çağırır seni. Yok yok, inmesin o. Ben zaten öyle oldum ki ondan sonra onu çağırdım. Onu derdi. Seni televizyona çıkmayı yasaklıyorum Talya. Çıkmayacaksın bundan sonra. Ay vallahi içim şişti. Bir de diyor ki daha bunun devamı var geçenler. Daha bunun ne devamı olabilir ya? Bütün yayını mı kapatacaksın? Bütün gündüz kuşağını sana mı adayalım Talya? Aa, vallahi olmaz. Hakikaten olmaz. Ya zaten aşırı derecede sıkılıyorum bu programı yapmaktan. Kakaladılar bana. Biraz dert anlattır, dert dinle. Vallahi şişti, içim şişti. Ama neyse, çaktırmadan bu programı artık bugün ben devraldım. Bundan sonra ben sunacağım. Biraz içimiz şişsin mi? Biraz daralalım mı? Biraz dert dinleyelim mi? Biraz ne olduğunu hiç anlamadığımız konular işleyelim mi? Ha? Vallahi Talya'dan daha çok eğleneceğiz, yemin ediyorum. Talya, çıkmıyorsun ekranlara bak bir süre. Şimdi... İnanın içinde simit, salıncak, doruk kelimeleri geçmeyen bambaşka bir hikayeye götürüyorum sizleri. Hadi alkışlayalım. Mehtap Paşa Jale geliyor. Hoş geldiniz Bostancı yayınıma. Merhaba Yeter abla. Belli ki bir değişikler tiplersiniz. Belli ki biraz içimiz şişecek. Hoş geldin Mehtap teyzem. Hoş geldin. Şimdi demişsin ki benim bir derdim var filan demişsin. Aşırı derecede merak ediyoruz. Derdin nedir, anlatır mısın bize? Şükrü. Yeter anan kızı. Ben geldim. Çünkü oğlumla gelinimin ilişkisini düzeltmek istiyorum. İnanır mısın? Benim tek duam bu. Ha, araları bozuk. Sen onları barıştırmak mı istiyorsun? Hayır, araları çok iyi ayırmak istiyorum. Al buyur. Program başladı bak. Dakika bir, gol bir. Muhammed Ali gibisin ha. Sağ gösteriyorsun, sol çapıyorsun. Vallahi değişik tipsin. Belli ki içim iyice şişecek. Çok belli, değişiksin vallahi. Peki, neden böyle diyorsun? Şimdi hepimiz merak ediyoruz. Kızcağıza bakıyoruz. Gelinin hanım hanımcık değil mi? Güzel, böyle düz oturuyor. Nesi var bu geline? Söyle. Yani... Ha. Yeter abla, ben söyleyeyim sana. Söyle. O bana hep laf söyler. Ha. Devamlı bana laf söyler. Evlendiğimiz günden beri ben eşimin canı sıkılmasın diye tek kelime etmedim kendisine. Sesimi ömrü bile yükseltmedim. Nerede etmedin, nerede yükseltmedin? Yalan, yalan, yalan. Çatadırlı züllü. Ben nerede yükselttim sesini sana, terbiyesiz? Kız, duydun mu ben şu? Sesin terbiyesiz, boş gelin. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum kelimelerine dikkat. Edeceksin o kelimelerine dikkat. Etmeyeceğim. Et, o zaman ben de etmiyorum kelimelerime dikkat. Sen kelimelerine dikkat etmiyorsan ben de etmiyorum kelimelerine dikkat. Ben dikkat ediyorum kelimelerime, asıl sen et kelimelerine dikkat et sen. Ben dikkat etmem, sen etmesin kelimelerine, ben de etmem, dikkat sen. İnanılmaz. Ya bir şey diyeceğim. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorsunuz, gene aynı şeyi söylüyorsunuz. Ay yeminle bıktım bundan Yeter abla ben. Ay yeminle bıktım ben bundan Yeter abla ben. Ne kadar gıcık kuruyorsun Yeter ana? Taklitlerine dikkat et. Etmeyeceğim. Edeceksin taklitlerine. Edeceksin o taklitlerine dikkat. Çatadın üzülme. Ay. Ay ya hakikaten içim şişiyor. Ay belli ki çok sıkılacağım yani. Daha bakın başladım efendim. Edip sunuyorum burada Allah aşkına. Siz belli ki birbirinizi yiyeceksiniz. Anladım ama ben Paşa'ya dönmek istiyorum. Paşa, sen bu ikiliği nasıl idare ediyorsun? Onu da bir anlat bakayım bize. Bak hepimiz merak ediyoruz. Yeter Hanım, aşkım ne diyorsa o yani. Paşa, anan tutacaksın. Seni ben doğurdum. Anadan yana olacaksın Paşa. Tamam, doğru. Anam ne diyorsa o Yeter Hanım. İkisine de haklı dedin şimdi. Tamam işte, siz ne diyorsanız o doğru yani. Paşa karaktersiz olarak çözümü bulmuş. Sevgili misafirlerim, çözümü böyle bulmuş. Yalnız kaynanan diyor ki, ben ayrılmalarını istiyorum diyor. Ben de sana soruyorum, sen bu konuyla ilgili acaba ne yorum yapacaksın diye. Yeter abla. Of,
söyle. Ben evlendikten sonra şunu anladım ablacığım. Ben eşimle değil kaynanamla evlenmişim. Hmm. Resmen bu adam benim kaynanamın yanına verilmiş ucuz bir eşantiyonmuş, bir promosyonmuş ha. Promosyon gibiyim, doğru diyor ama. Bak bir de onaylıyor, görüyor musun? Zevzek, deve, dana. Dana mı? Ay çok tatlı, yeter abla be. Ay içim şişiyor, vallahi içim şişiyor. Neyse, paşa. Senin varoluşunu falan hep konuşacağız. Belli ki bunları konuşacağız yani. Tamam. Çünkü sen de bir tuhafsın yani gerçekten. Yok. Peki kaynanan ne yapıyor? Hadi bunu sorayım bir de yani. Ay yeter abla yani her şeye karışıyor. Hı-hı. Şu evlendiğim günden beri Faşa ile benim ömrü hayatımda bir tane romantik bir anım olmadı. Hı-hı. Geçen gün Faşa bana gitmiş gül almış. Paşa, paşa. Paşa bana gitmiş gül almış. Git reçel yaptım. Gül reçeli yedik. Bak hele ha. Yaptığın reçeli böyle ekmeğe sürüp ımmak ımmak yiyorduk ama. Benim gülüm ister yerim ister yemem. Anca yerin zaten. Yeter hanım kız. Ben olmasam sana yemin ediyorum bunlar aç kalır biliyor musun? Ha. Abo bir eline telefonu alıyor, bir eline cipsi alıyor. Ondan sonra oturduğun yerde bütün gün yiyor kendini. Ha. Sen izin mi veriyorsun yemek yapmama? Zart part eve giriyorsun, zart part eve giriyorsun. Güleceğim tabii sana oğlumun evi. Doğru diyor, anam doğru diyor yani. Ne zaman isterse ama Cale istemezse gelemezsin. Ama canı isterse gelir yani. Ne zaman isterse gelebilir. Ama Cale'nin de istemesi lazım. Canım alan benim. Cale'm benim. Adam siyasetçi gibi olmuş artık. Sürekli bir şeyler söylüyor. Ama ne söylediğini o da bilmiyor. Yeter abla. Bak evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Söyle. Yani kaynanan Faşa ile benim arama girmesin yeter. Ben başka bir şey istemiyorum abla. Tamam, sen şöyle mi demek istiyorsun şimdi? Çok mu karışıyor ilişkisi, onu mu diyorsun? Yok abla, bayağı Faşa ile benim arama girip orada yatıyor bu kadın. Mehtap? Evet. Ya biraz bunu konuşalım mı? Konuşa. Yani aranıza girip yatıyor diyor. Ha. Var mı böyle bir şey? Yatıyor. Aralarında mı yatıyorsun Mehtap? Kız beni veriyorlar. Çek yatta yatıyorum. Aa benim her yerim tutuldu. Kendileri almışlar ortopedik yatak. Niye yapmayacağım? Giriyorum, yatıyorum. Oh! O zaman gideceksin, evinde yatacaksın. Sam soracağım kız oğlumun evine gelirken. Kalmıyorum, gitmiyorum evime. Ama bir şey söyleyeceğim Mehtap, bu biraz abartı. Yani bayağı aralarına girmek de biraz abartı. Biraz ayarsızsın galiba Mehtap. Ay yeter abla, bu bir şey değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Daha da mı var kız? Ya kız biz... Aa! Ha, söyle. Bir kaynana. He. Balayına gider mi? Yeter ablam ya. Ay yok artık. Evli çiftin balayına mı gittin Mehtap? Yok evli çift... Doğru mu anlıyorum? Şöyle oldu ablam, ben anlatayım sana. İyice anlat, anlamıyorum. Basmıyor kafam, evet. Ablam bu bizimle birlikte gelmedi. Benim yerime gitti balayına bu. Bu ne yaptı biliyor musun? Aldı paşayı, anaoğul benim balayımı yaptılar abla. Sen seni götürmeden? Yok, nerede? Sen kaldın, bunlar gitti. Evde oturdum böyle kaldım. Paşa bir şey söyleyeceğim. Sen ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Yani... annem bir kadındır. Yani eşim de bir kadındır. Evet. O da ister, o da ister yani. Birileri istemek zor, birileri ister yani. Herkes ister. Ama olmayınca da olmaz. Biz olanın da sevincini paylaşırız, olmayanın da üzüntüsünü paylaşırız yani. Dansöz Didem senin kadar kıvırmıyor. Yani bir şekilde yolunu bulmuşsun. Şimdi Mehtap, belli ki Jale biraz haklı gibi. Yani şimdi bak hepimiz burada dinliyoruz. Ben şimdi tek tek soracağım. Herkes aynı şeyi düşünüyor bence. Sen bence bu eve çok gidiyorsun. Evlerine çok gidiyorsun. Başka ne diyeceksin? Ekleyeceğin bir şey var kız mı yani? Kız ben bunun neyini konuşayım? Bu valla sabah uyanıyor, vicdanına kadar çekiyor abi Tati buraya. Tamam mı? Ondan sonra eliye TikTok'u alıyor telefonu. TikTok, mühtok. Ben böyle bir şey görmedim. Ya. Orada çocuk mu aç, kocası mı aç, evi bu götürüyor. Ne oluyor? Hiçbir şey umurunda değil. Evet. Ondan sonra kalkıyor. Şey kıt bey, bir iş yaptı bey, bir mattı bey. Yok efendim. TikTok'ta gördü yeni şey. Neymiş efendim? Helikoptermiş. Helikopter mi bu? Helikopter mi? Ha? Var mı böyle bir şey? Varmış işte. Ama seninki pek olmadı sanki. O kadar yaşlı. Burada helikopter yapmayı bilenler var mı Allah aşkına gençlerden? Aa, ya ya kalkıp yapsanıza bir görelim ne olur ya. Bu ne yaptı böyle? Kalk hadi bilenler bir kalksın ayağa helikopter. Nasıl? Ha, bu mudur olay? Mehtap seninki daha iyiymiş anam. Mehtap seninki çok iyiymiş. Vallahi çok iyiymiş. Bravo. Yeter abla görüyorsun değil mi? Beni nasıl kıskanıyor? He. Sırf TikTok'ta 10K oldum diye beni nasıl kıskanıyor Yeter abla? Kız TikTok'un ne olduğunu bile bilmiyorum. 10K nedir? Market falan mı? Ben bunu nasıl kıskanacağım? Nasıl bilmiyorsun? Dönüyorsun helikopterde. Çocuklar yapamadı o yok. İşte gördün yaptım. Ha belli ki. Peki paşa sana bir şey soracağım. Sürekli sosyal medyaya giriyor diye rahatsız oluyor musun?
Şimdi efendim, günümüzde sosyal medya... Aman! Ay! Vallahi içim şişti. Üş, günümüzde sosyal medya diye karınla eşin arasına giremezsin ya paşa. Ay vallahi içim şişiyor ya. Sen biraz kıl kuyruksun galiba. Ha? Şey... Hayatta kalmalıyım. İkinci Dünya Savaşı'ndaki İsviçre gibiyim. Haklısın ama. Haklısın, evet. Haklısın ama. Peki, Mehtap, gelin başka ne yapıyor? Gelin başka ne yapıyor biraz abi? Hadi. Gelin sabah köyde kalkıyor, o bütün gün dizi izliyor. Fiştiriş diye bir şey varmış. He. Televizyonda fiştiriş açıyor. Tamam. Ondan sonra bir sürü dizi izliyor orada. Hangileri mesela? Halay çekiyor, Mağdur. Ondan sonra efendim, Sandy City bir şey. Bak bak, adını bile söyleme. Saksan City diyeceksin. Küfretti. Ben mi yanlış duydum? Küfretti. Bak, seç de sensin, sütlü de sensin. Ay. Küfretti, canlı yayındayım. Ana yapmayın, lütfen ya. Vallahi ya, yeni bir avamlık bitmiyor, öbürü başlıyor. Vallahi bayılacağım. Mehtap, dizi adı o, dizi adı. Bırak kız izlesin. Anam izlesin, izlemesine bir şey değil. He. Orada hayatlarda özeniyor mu? Ondan sonra sabah kalkıyor. Ay paşa beni buraya götürür. Aa paşa seni oraya götürür. He. Ay efendim, paşa bana şuşu al. Şuşu senin neyin adı? Sushi o, sushi be. Şuşu, şuşu. Sushi. Şuşu lan. Sushi. Şuşu, bilmiyor konuşuyor, şuşu. Ya sus, ay yeter artık ya. Ay yeter abla ya, iki tane box nigiri yediysek yani ne olmuş? Hayır bizim neyimiz eksik, biz niye yiyemiyoruz? Da domun eksik. Ben böyle bir şey görmedim. Tamam efendim. İki paket şuşuya sen git 300 TL'nin çatardın üzülme. Vallahi bayılacağım, gerçekten fena geçeceğim. Paşa, paşa. Benim buradayım. Şşş. Ona ne yaptım şimdi? Paşa, sana dokunuyor mu böyle iki kutuya 300 TL vermek, rahatsız ediyor mu? Yani şöyle, şimdi normalde karşılığı 20 euro. Şimdi yabancı bir insan geldiği zaman ülkesinden ona asgari gibi gelebilir. Yani aslında, anladı herkes, anladı zaten. Bana böyle alıştırıyor. Ne anlatıyorsun acaba sen? He? Yani bir de... Siz çocuk yaptınız ya. Bir de sizin çocuğunuz var. Evet yaptım. Ne oluyor o çocuğa misal? Kim bakıyor bu çocuğa? Hangi çocuğa Yeter abla? Senin çocuğuna. Ha doğru. Doğru Yeter abla. Biliyor musun çocuğumuz var. Hatırladın doğru. Şu an değil mi? Hatırladım valla. Ha. Onu da aldı götürdü kendiyle. Sen dedi buna bakamıyorsun dedi. Bir yıldır güzel yavrumun yüzünü göstermiyor bana Yeter Sahi abla. Sahi mi diyorsun? Evet. Özlüyorsun sen şimdi. Özlüyorum abla. Her gün fotoğraflarına bakıyorum ben. Çiçek kızımı bak yanımda getirdim. Kurban göster, olurum. Göster biz de görelim. Bakar mısın güzelliğe? Ay. Ama Mehtap özler yavrusunu. Ne kadar narin. Ne olur bakın. Şu tatlılığa bakın. Ne kadar narin. Adı neydi? Çiçek. Çiçek. İncecik, zarif. Şöyle elden ele dolaştıralım. Görmeyen seyircilerim olmasın. Şu tatlılığa bakar mısın? Dönsün şu hocam alır onu. Ay maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Özlüyorsun değil mi? Çok. Çıtı pıtı minicik dünya tatlısı bir kız çiçek. Ben de dedim ki artık hadi bir şeyler yapayım. Şu çiçeği bulayım, stüdyoya getireyim. Getirsenize çiçeği efendim. Alkışlayalım çiçek gel. Ay. Ay yeter abla. Mehtap, hakikaten iyi büyütmüştün çocuğu. Tabii, çocuğu aynı benim gelinlik örneklerime göre yapıyor. Biraz fazla mı büyüttün acaba? Çocuk bir deri, bir kemikti, etlendi, kallandı kız. Ne güzel oldu, aslan gibi kız oldu, baksana. Çiçek! Ah, annem ne oldu sana? Gel kucağıma annem. Gel annem, gel. Kurban olurum, ne oldu sana? Ne geleceğim sana be? Sen önce telefonla bak. Helikopter, helikopter! Çatadınız el! Ah, aynen! Kurban olsun babaannesi! Canım benim.
Yani benim kızım candır. Benim kızım bir tanedir ama. Gel babaya, gel. Babam! Yavaş gelin bana öyle. Normal gel. Oğlum! Ama böyle yavaş ama bak. Yavaş ama. Kızım bırak! Ne oluyor? Kızım, oh! Kızım bırak! Lan kim diye gitti ha? Ay kurtarın! Çocuk çok ağır! Yeter ya! Yeter! Yeter kız! Bırak! Saçımı çıkardı ya! Bırak at şunu alın ya! Nasıl bir şey ya bu? Şu halime bak ya! Yeter artık yani! Haysiyetsiz, gurursuz bir adam olarak çıktım ortaya! İnsan kızıyla güreşir mi? Ah! Bırak baba baba deme bana şimdi! Ben güzel değil miyim? Ne? Ben diyorum ben! Ben? Ha? Ben? Evet! Güzel! Gel miyim? Gel miyim? Sana birileri gerçeği söylesin artık! Sen güzel falan değilsin! Oldu baba! Tamam gelme şu an istemiyorum! Bak! Bak kahretsin ya tamam ya! Ev de sizin olsun, her şey sizin olsun! Ben kızımı alıp gidiyorum, yürü kız! Fatih'im düştü bir dakika! Çiçek! Çiçek açma insanlar kızım! Ay neler yaşanıyor, vallahi şiştim! Kızım çık. Hadi çiçek, hadi. Yeter abi, böyle kızma, böyle çiçek mi oldu? Ağaç bu ya bildiğin. Ay ay. İşte insan yardan da vazgeçiyor, eşten de vazgeçiyor ama evladından vazgeçemiyor. Ha? İşte böyle kaldınız, ana kız baş başa. Ne diyeceksin? Ne kalacağım ben bununla ya Allah'ın aşkına? Ben bununla nasıl kız baş başa kalabilirim? Çatadın üzülme! Kelimelerine dikkat et! Etmiyorum kelimelerime dikkat! O zaman ben de etmiyorum kelimelerime dikkat! Sen kelimelerine dikkat etmesin, ben de kelimelerime etmem asla dikkat! Nasıl dikkat etmediğine dikkat edeceksin o zaman dikkat sen kelimelerine! Dikkat edemem, sen de kelimelerine dikkat etmezsin! Vallahi içim şişti! Vallahi avamsınız be! Tekrara düşüyorsunuz ayrıca. Program başladığında yaptınız bunu. Etmeyeceksin dikkat. Edeceğim dikkat. Zillo! Edeceğim. Etmeyeceksin gelibelim. Edeceksin dikkat. Evet sevgili seyircilerimiz. Bostancı'daki bu yayınımızın da sonuna geldik. Dilerim bu programları bol bol izleyip, oh çok şükür, iyi ki biz bu halde değiliz dedirtmişizdir sizlere. Başka bir programda görüşmek üzere. Artık yayını kapatıyorum. Çatal dille zillo! Böyle, birine de benzettiler kendilerine. Ver müziği, görüşürüz. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım o zaman de sen de söyle.